Evet Kerim, Ercan, siz şu istikamete doğru arayın. Komutanım! Arkadaşlar! 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 Burada beklemenin bir anlamı yok. Hastanenin güvenliği için lütfen yolu açın. Yeni bir bilgi geldiği zaman size bildirilecektir. Yolu açın. Lütfen kapının önünde beklemeyin. Arkadaşlar lütfen beni dinleyin. Açın yolu lütfen. Yolu açın. Bir açıklama yapacak mısınız? Bir dakika. Yürüyün ya. Bir şey diyecek misiniz hocam? Bunlar kim ki? Profesörler işte. Ameliyata girecekler. Yolu aç, yolu aç. Buyurun hocam. Çekilin. Bak Gül ablalar da geldi. Peşlerine takılıp giriverseydik içeri. Sokmuyorlar kızım işte. Zaten daracık yer. Siz eve gidin hadi. Dikilmeyin böyle gecenin bu saatinde. Sermet, hadi bunları eve götür de gel. Hadi. Ay yok, ben bir yere gitmem. Hadi. Gitmem. Götür götür. Bu nasıl oldu anne? Öyle sağlam bir arabanın durup dururken arızalandığına beni kimse inandıramaz. İnceleniyor. Frenler boşalmış deniyor. Yarın rapor verecekler. Yaman kendine geldi mi? Onunla bir konuşayım ha. Bir ara geldi ama çok ağrısı vardı. Uyutuyorlar. Onu yolun üzerinde bulmuşlar. Araba düşmeden dışarı atlamış. Onun için fazla darbe almamış. Ama Seymen arabayla 5 metre yükseklikten uçmuş. Sağ kalması bile bir mucize. İyileşecek. Benim oğlum ne yapar yapar iyileşir. Allah'ım. Sen onu bana bağışla Allah'ım. Allah'ım sen onu bana bağışla Allah'ım.